Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Biricik Arda Bektaş var. Hoş geldin canım benim. Hoş buldum kuşum. Sen ilk defa görüyormuşsun. Okey, gidiyorum. Bayağıdır birlikteyiz. Hatta evet. Başka bir video çektik. Şimdi ilk defa görüyormuşsun. Evet, onu söyleyeyim. Arda'nın kanalı da bu arada video çektik, hemen onu baştan söyleyeyim. Mukbang yaptık. Mukbang. Ona ne deniyor? Evet, mukbang. Bizimle her zaman savaşırız. Evet. Asla kimse bir şey bulamıyor. Öyle bir şey çektik işte. Yemek yedik. Biliyorsunuz. Aynen. Arda'nın kanalına çektiğimiz videonun linkini de hem ekranda hem de aşağıdaki kutucuktan bulabilirsiniz. Evet. İzlerseniz çok seviniriz. Yemeklerinizi alın da izleyin onu. Aynen. Çünkü birlikte mukbang yapalım. Keyif öyle çıkıyor. Evet. Bugün de kahvelerimiz bitmedi. Benim sohbet videoma da kahvelerle devam edelim dedik. Bugünün konusundan bahsedeceğim. Bana çok fazla soru geliyordu. Biliyorsunuz kanalımda YKS serisi yaptığım, şimdi üniversiteye geçtim, bölümümle ilgili sorular olsun. Lisede tercih döneminden bahsedeceğiz. Üniversite tercih döneminden bahsedeceğiz. Tek başıma bunları uzun uzun konuşmayı istemedim. O yüzden Arda'yla sohbeti şey yapalım dedik. Evet, başka bir öğrenciden de duymak güzel olur diye düşündüm. O yüzden şimdi beraber hem benim hem de Arda'nın hikayelerini dinleyeceğiz. Siz de bana aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Nasıl dönemler geçirdiniz, tercih dönemlerinizi yazabilirsiniz. O zaman bu sefer hemen sohbetimize başlayalım. Başlayalım. Evet, ilk başta lisedeki tercih döneminden bahsetmek istiyorum. Bir önceki benim mukbang videomda lise zamanındaki yaptıklarımızdan bahsetmiştik ama tercih dönemindeki yolculuğumuzu hiç konuşmadık. Evet. Şimdi ben ilk başta kendimden bahsetmek istiyorum. Tamam. Ben Erenköy İlköğretim Okulu'ndan mezunum. O zamanlar TET... Ay TET değil. TEOG. TEOG var. Yaşlandım. TEOG vardı, ben de SRS vardı. İlk TEOG'a ben girdim, ilk YKS'ye de ben girdim. Benim 2000'ler döneminde bir patlama oldu. Ay, 99'un döneminde de bir olaylar yaşandı, hep bir patlama, hep bir şey. Burada hep bir şey değişti. Evet, hep yeni bir şey geldi. Lise sınavına girişlerimiz okullarda oluyordu. Kendi okulumuzda, farklı farklı sınıflarda. Hatta kendi sınıfımda bile olmuştum sınav. Onun rahatlığı hiçbir şeyde yok. İlk başta onu söyleyeyim. Sözünü kesiyorum. Hı-hı. Bana da ne olmuştu biliyor musun? Hı-hı. Normalde SBS 6-7-8'de oluyordu. Evet, biliyorum. Bizim yılımızda sadece 8'de yaptılar. İşte ben onu bilim... Bak onu şimdi şu an masaya yatıralım. Masaya yat. TEOG sadece 2000'lerde bir anda çıktı ya son Hı-hı. sene sadece. Hani 2-3 sınava mı ne girdik? 2 dönem. 6-7-8'de peki biz neden girmedik 6-7'de? Son anda çıkmadım yani. Son i̇şte, sene değişti. Ben onu şu anda. Ben şöyle, normalde ben bir kere girdim. Şöyle işte benden önce, ben SBS'e girmeden önce normalde ortaokul 6-7-8'de vardı. Hı. Sonrasında bu üçünün puanı toplanıp işte ortalaması alınıyordu. Ona göre bir puan alıyordu. Benim senemde ise hepsi kalktı, direkt bir kez SBS oldu. 8. sınıfta SBS'e giriyordum ve aldığım puana göre liseye yerleşiyordum. Sende ise direkt komple SBS'yi kaldırıp TEOG yaptılar. Peki TEOG 4-5 senedir düşünülen bir şey. Ben o zaman 6'da girmem gerekiyordu, 7'de girmem gerekiyordu. 8'de atıyorum SBS'ye gittim, sadece TEOG'a girmeniz gerekiyor derdim. Ya o çok son anda belli oldu bebeğimle. Ben bilmiyorum sanmıyorum yani. 4-5 senedir. Ben TEOG'a denk geldim. Tabii ki YKS zamanında da olduğu gibi. İşte yeni sınav sistemi, öğrencilerin psikolojisi bozuldu, neye gireceğimizi bilmiyoruz. Ben çok rahatım. Bak bu kadar rahat oldum. Hiç hatırlamıyorum çünkü... Evet, kendi okulunda falan sınava girdiğin hem için. Hem o hem de hayır. Ben hep sınavlara girerken kendimi böyle soğuk kanalmaya çalışan tip benimdir. Okul sınavlarına mesela çok gerilirim. Çünkü o kağıt benim ne bildiğimi gösteriyor ya. Böyle daha ciddi sınavlarda aşırı bir rahat olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ortam çok gergin. Herkes çok gergin. Hastalıklar falan. Uyuyakalmıştım. Onu biliyorum, onu konuşacağız. Üniversiteye daha geçmiyorum. Okay. Ben okuluna giriyorum, böyle giymişim, taytım, ben hala dans falan ediyorum arkadaşlarımla diye mutluyum. Ay sınava girdik, ben gerildim. Sınavda zaten her şey oluyor. Bazen öyle oluyor, tam böyle çok hiç stresli değilsin bir şey ama sınava girdiğin anda strese giriyorsun. Şey. Yani stressiz nasıl olur bir insan bilmiyorum ama... Ben oluyor, hiç stres olmuyorum ya. Ama mesela şeyden emindim, dershanelere gittim, özel derslere gittim. Kendimden o kadar eminim ki, çünkü yapabilecek her şeyi yapmışım, ailem de aynı şekilde. Tek sorun sınava girip o şıkları kodlamaktı yani. Lisede ben 396 mı ne almıştım sınav puanım. Hani ikisinden de aynı yanlış yaptım birinci ve ikinci dönemde. Ortalama çok tuhaf bir şey geldi. 390 puan aldım. Sonra tercih dönemi geldi. Benim o zaman istediğim okul Göztepe İhsan Kuşunoğlu'ydu. Ki oraya da gittim. İlk tercihim orasıydı. Sonra işte Fenerbahçe, Suadiye, Anadolu'lar falan filan. Bu arada Bella var, köpek. Evet, benim köpeğim. Onun pati sesleri geliyor olabilir. Onun için lütfen kusura bakmayın. Onun sesleri gelirse kusura bakmayın. Ondan sonra işte tercih dönemlerinde ne oldu? Yazdık böyle ama ben hep ağlıyorum.
anne diyorum ya şurası tutarsa, bir de garantiyle yazmak zorundasın. Kıyamam, evet. Benim dönemde neredeyse herkes birinci falan. Sen her tercih döneminde böyle hep bir ağlamalı böyle bir ama şey. Ama o oluyor Arda, çünkü o ana kadar her şey gerçek olduğunu düşünmüyorsun. Gerçekten biraz o tercih döneminde oluyorsun. Şey oluyorsun. Evet tamam, şimdi bitti. Şimdi Bella aşkım çok ses yapıyorsun. Bella Hadid. Bella Hadid, sessiz ol. Sonra ben ilk okulumu hatırlamıyorum veya hatırlamak istemiyorum. Şu an bambaşka bir okula gittim. Sonra ben nakil yaptım Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne. Çok güzel arkadaşlıklar edindim fakat no. Oradan da dedim ben Gikal'de okumak istiyorum. Orada benim yüzdelik dilimim 15 falandı. Bana arkadaşlarım diyor ki yüzdelik dilimin kaç? Yani ben 15 iyi falan zannediyorum. Diyor ki İrem iyi misin sen falan dedim. Neden öyle diyorsun? Neden? Hani olması gereken 5-4 çünkü. İyi bir yere girmen için. Okay. Anladın mı? Daha da 15 iyi bir şey sanıyordum. Şu anda öğrenmiş oldum. Benim Gikal'de, götürmeyi sormuşum şu anda anladığını sizi. Gikal'de %2'de. Ama senin sorunun ne biliyor musun benim fark ettiğim? Sen çok çalışıyorsun, gerçekten çok çalışıyorsun. Yani çok emek harcıyorsun. Sınavda stres yaptığından hep böyle bir doğruyu bulamıyorsun. Evet, ama bak, stres yaptığımı düşünmüyorum. Evet, ben hep relaxtım falan, her sınavda, okulda da, lisede uyuyup, de, şurada, burada falan, falan. Ama sen de şey, böyle oluyor, çok çalıştığını biliyorum, bildiğin şeyi yanlış yapıyorsun stresten. Bakın gerçekten hayatımda ne annem ne öğretmenlerim bana yapacaksın baskısını verdi, ne de başka bir şey. Ben hep kendime, yapacaksın falan. Yapacaksın. O yüzden şey, kendi kendimi bitiriyorum yani. Ve bunun farkındayım. Ama artık yine çok geç. Neyse bir şekilde oluyor yani. Ben sonra Gikal'e gittim. Nakilim kabul oldu. 30 kişi falan alıyorlardı zaten. Yani şu an hala en yakın arkadaşım oradan mesela. Çok güzel. Çok güzel okullarda yani arkadaşlar edindim. Okulun, yani lise döneminin en sevdiğim seneleri ilk iki senemdi. Senin mesela hangi senelerdi? Şöyle anlatayım, benim lise dönemim hiç de güzel geçmedi. Gerçekten. Ya. Evet yani bazı travmaların, unutamadığım travmaların lise döneminde olabilir. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben ilkokulda hiç güzel şeyler yaşamadım. İşte okul travmaları falan vardı. Onun hatta kanalımda da bulabilirler okul travmaların gibisinden. Ben ilkokul 5. sınıfa kadar bir yere gittim. İşte okulda uğradığım zorbalıklardı, şunlardı, bunlardı. Onlardan kaynaklı olarak 5. sınıfta okulumu değiştirme kararı aldım. Çünkü okul çıkışlarında sürekli dövülüyordum, işte param çalınıyordu, ediliyordu falan, evet. O yüzden ortaokulda 6-7-8'de başka bir okula geçtim. Alsancak İlk Öğretim Okulu'na geçtim. İzmir'in daha böyle iyi bir semtinde olan bir okul. Çok güzeldi ortaokul benim için. Ortaokul bittikten sonra ben işte genelde okullarda yaşadığım sorunlardan dolayı ortaokulda ilk başında çok sorun yaşadım. Sürekli rehberliğe gidiyoruz insanlarla yaşadığım problemlerden dolayı. O yüzden aslında hiçbir zaman okul hayatımı, okulları severek dört gözle aa okumalıyım, okulu çok seviyorum olarak gitmedim. Bu bir gerçek. O yüzden şey, İşte, ama Arda işte bu seni Arda Bektaş yapan şey bu. Ya evet, evet belki de ama işte o kadar zor şeylerde yaşamayı istemezdim şu an baktığın takdirde. Gel açtım biraz bana da kameradan çıkıyor. Baktığın takdirde işte şey oldu. 6. sınıf çok zorlu geçti falan. Ondan sonra 7-8 daha iyiydi. Şeye nazaran, 6'ya 7'ye nazaran. 8'de sınava girdik ve ben şeyi düşünüyorum. Hangi bölümü seçeceğim falan hiç düşünmedim. O kadar net söylüyorum sana. O zaman zaten ne olmak istediğimi bilmiyordum. Böyle şeyler de yok bu platformlarda. Evet, o zaman ne olmak istediğimi, ne şey yapmak istemediğimi biliyorum. Sadece tek istediğim şey rahat bir okula gitmek. Artık okulda insanlardan şiddet görmemek. Evet işte okulda sürekli rehberliğe gitmemek. Okulda sürekli annemin aranmaması falan da artık. Yani işte Arda birisiyle kavga etti. Arda birisiyle tartıştı. İşte birisi Arda'ya saldırdı. Şeyini duymaktan o kadar sıkıldığım için annemin de aranmasını istemiyorum falan. İzmir'de Narlıdere diye bir yer vardı. Ben de birkaç kez duydum. Sonra Narlıdere'de bir okul vardı. Şey dedim hani, kurtuluyorum. Çünkü Narlıdere benim hep bildiğim, işte genelde emeklilerin oturduğu, yaşlıların oturduğu bir semt. Ve oraya gittiğimde, Bellacığım zıplama aşkım lütfen. İn aşağı lütfen. Titriyor. Heyecanlanıyor. Şey planladım, oraya gittiğimde merkezden çok uzak. Ve hani merkezden uzak olduğu için de dur gelsin birazcık. Hele görüyoruz ya böyle televizyonlarda, yabancı dizilerde falan böyle çok cool lise öğrencileri, şunları bunları görüyoruz. Ben okula kaydımı yaptırdım. Okula gittim gördüm. Gayet tatlı, güzel bir okul. Etraftaki evleri de görüyorum. Hep emekliler köpek gezdiriyor falan. Böyle çok okeydim. Allah'ım artık kurtuluyorum. Okula başladıktan sonra öğrendim ki Narlıdere güzel bir yer ama yukarıda başka kötü bir yer var. İzmir çok kötü bir yerlerden bir tanesi ve sürekli olaylar oluyor orada. İşte okul çıkışlarına bayağı bildiğin insanlar bıçakla falan geliyor. İşte okul çıkışlarına insanlar böyle korkunç arabalarla geliyor, sürekli birilerini dövmeye geliyorlar, ediyorlar falan. Sürekli bizim okul kapısında polis vardı ve hatta yukarıda çok fazla olay oldu işte. İstanbul'da da öyle okullar. Bildiğin şey,
otobüs falan yaktılar. O yüzden bir ara yazın helikopter geziyordu o yukarı bahsettiğim kısımda. Çok ciddiyim. Ve o okulun da ilk yıl benim için korkunçtu yani. Hayatımda birçok travma böyle hatırladım, hatırlamak istemediğim birçok şey vardı. Okulun ilk yılı ben okuldan neredeyse 25'e yakın insan falan attırdım. Rehberlere şikayet işte, müdüre şöyle falan. İlk başta benim sanırım yanlış hatırlamıyorsam 9 ve 10. sınıfta çok iyi bir müdürüm vardı. O yüzden okula gittiğimde şeydim böyle, lanet olsun. Yine aynı şeyleri yaşıyorum. Ve hani şey, ben orasını şey diye seçmişim, işte emekler var falan diye ama aslında çok kötü bir yer seçmişim. Okulumu hep değiştirme. Sonra değiştirsem bir şey ifade etmeyecek. Yani yine aynı şeyleri yaşayacağım. O yüzden şu anda buna mecburum. Yani değiştirdiğimde de bu sefer burada 2-3 insanla anlaşabiliyorsam... Kötünün iyisi. Evet, kötünün iyisi. Ondan sonra 10. sınıfta daha aza indi bu. İşte 10. sınıfta okuldan 10 kişiyi falan attırdım. O zaman da yine aynı müdürümüz vardı ve adam beni gerçekten çok seviyordu. Çünkü ona karşı hep kibardı, o bana karşı hep kibardı. Öğretmenlerim de beni hep çok severdi. Yani kibar olmak değil. Karşıda o yanlış kişiyi fark etmeleri zaten. Evet, evet. Öğretmenlerim de her zaman beni çok severdi yani. Ben de öğretmenlerimi çok severdim. Hep beni savunurlardı belli konularda. 11 ve 12'de neredeyse hiç sorun yaşamadım. Zaten 12'de artık okula gitmiyordum. 11 ve 12'de de müdürümüz değişti ve gerçekten çok kötü bir müdür geldi. Beni hiç sevmezdi. İşte benim giydiğim pantolonla sürekli uğraşırdı. İşte sürekli çok dar pantolonlar giydiğimi bilip şey yapardı. Arkadaşların hepsi daptırcık giyiyor. Tayt derecesine giyinen oluyorlardı. Ben hani her zaman şeyden yanayımdır. Kim ne istiyorsa onu giysin. Ama öğretmenler de veya müdürler herhalde kendilerine savunmak için mi bilmiyorum. Bir şey demek zorundaymış gibi hissediyorlar. Yok, bizim okulda çok şey değildi ama mesela bir sürü benim gibi dar pantolon giyen insanlar vardı. Oluyor zaten ama o yüzden sana da ekstra ona yapmıyorum. Bana ekstra tatlı. İşte müdür, ondan nefret ediyorum. O müdürümüz biraz... Yani bunu kendisi izlediğinde de gördüm. Böyle çok cahil ve yobazdı bana karşı her zaman. Her olayda benim üstümü atmaya çalıştı. Bir ara okulda mesela sınav kağıtları çalınmıştı. Ve bunu mesela bir kız yapmıştı. Bu kız yaptığında ortaya çıktı, etti falan. İşte bu kızın beyninde bir rahatsızlığı varmış. Sürekli bayılıyormuş, ediyormuş diye. Kız bunu kullandı. Ve sınav kağıtlarını o kız çaldığı halde herkese dağıttı. İşte sınavdan herkes yüksek puanlar aldı. Ama mesela bunu tüm okul biliyordu artık. Ve müdür benim üstüme yıkmaya çalıştı falan bunu. Ve atıyorum sürekli benimle uğraşıyordu, benim giyimimle, işte benim yaptığım şey, benim dışarıdaki hayatımla. Yani okey bu olabilir. Şu olabilir yani. Ben orada öğrenciysem orada öğrenciyim. Ama okul dışından çıktıktan itibaren o kişi dışarı öğretmen değil. O bir birey evet ama okulda bir öğretmen. Okuldan çıktıktan sonra herkesin kendi hayatı var. Evet, ben nasıl okuldaki öğretmenim hayatımı merak edip araştırmıyorsam o müdür de benim hayatımı araştırmamalı. Ve işte bana çok takmıştı. Sürekli benim hakkımda insanlar dalga geçtiğinde falan benimle ciddiye almıyordu falan asla. Onlara hak veriyordu. Evet. Kaç kez sorun yaşadım da bunları ciddiye almadı, geçiştirdi falan. 11 ve 12'de de sorun yaşadım. 9 ve 10 gibi değildi ama yine sorun yaşadım insanlarla. Ve hani bana tutumlarından dolayı falan müdür hiçbir şey yapmadı, ciddiye almadı, çoğu zaman onları haklı buldu. Hatta o kadar cahil bir insandı ki, bir ara işte okulun başında ve sonunda, pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşı okunuyor ya, o zaman bir arkadaşımız saçını toplamıştı, saçı uzundu, erkek. Ve adam İstiklal Marşı'nı bölüp, o çocuğunu herkes için rencide edip saçına tokayı çıkartmasını söyledi. Ve hani orada atıyorum 400 kişi var, 1000 kişi var sırada, herkes İstiklal Marşı okuyor. İstiklal Marşı'nı bölüp nereden gördüyse, herkes için o çocuğu rencide edip, bir de şey, erkek adam saçını toplar. Canım hangi çağda yaşıyoruz? Bir kendine gel. Yani ne diyeyim yani? Hangi çağda yaşıyoruz artık? O yüzden işte ben de mesela lise tercihimde bir kurtuluş yolu aramıştım ama hiç aradığım gibi olmadı ve rezaletti. Gerçekten rezaletti. Çok kötüydü. Üniversitede de şöyle bir şey oldu. Ben liseye başladıktan sonra daha bilinçlendim. Bu arada liseyi sen başlattın, üniversitede ben başlatıyorum. Bu arada şeyi sormadım, hani lisede okudun sen sonuçta, liseden mezun oldun. Evet. Sen sadece üniversite okumadın. Şöyle okumadım. Aslında okuyorum. Açıktan okuyorum. Ben üniversite sınavına girdim. Benim hiçbir sınavımda stres olmadığım için üniversite sınavında stres olmadım. Gayet girdim. Ben, aynı ben. İlk yarım saatinde uyuyakalmışım üniversite sınavımın ben. Sonra kalktım. Gayet güzel bir şekilde şey yaptım. Sınav şeyini cevapladım, ettim. Hepinizi eğiyorum. Falan. Ama benim liseye başladıktan sonra daha da bilinçlendim ve makyaj artisti olmak istedim. Yes! Baktığım takdirde hani ben şeyi destekledim her zaman. İnsan sevdiği işi yapmalı. Kesinlikle. Bence atıyorum trilyonlar da kazansam ben kurumsal bir işte çalışamam ya da atıyorum mühendis olamam. Benim enerjim kıpır kıpır. Benim mesela arkadaşım şey diyor. Kanka Boğaziçi Üniversitesi olsun da ne bölüm olursa olsun ya öyle bir şey yok. Yok. İşte ben biliyorum ki hani ben sabit sürekli bu masada oturup bilgisayarla ilgilenemem. Ve ben lisede makyaj artisti olma kararımı aldım. Aldıktan sonra da işte gerekli şeyleri araştırdım falan filan.
O yüzden çok da üniversite hedefim yoktu. Çünkü sevdiğim şey belliydi ve üniversitede... Yani tercih dönemlerinde mi farkına vardın makyaj artistinin, yoksa lise son... Lise işte ikinci sınıfında falan fark ettim makyaj artisti olmak istediğimi. Tamam, ondan sonra zaten sınava kadar geldi, her şeyin belliydi. Evet, evet, aslında istediğim her şey belliydi. Zaten lise sonunda mı başladın YouTube'a? Ne zaman başladın? Lise sonunda başladım, evet. Hı. İşte istediğim her şey belliydi ve şey dedim yani hani... Yapmak istediğim şey de belliydi. Ama üniversite sınavına gidip kendimi denemek istedim. Aynen. Üniversite sınavı için babam beni dershaneye yollamıştı. Ama dershanede çok dinlemediğim, uyuduğum, ettiğim biraz böyle... Bu size asla evet. Örnek olmasın, asla. Evet. Onu ben de şey yapıyorum. Anne babanızın zoruyla da gidiyorsanız veya kendi isteğinizle gidiyorsanız... Karşınızda bir öğretmen var, size eğitim vermeye çalışan bir insan var. Lütfen dinleyin, Arda gibi yapmayın. Arda gibi tabii istemiyorum. Benim yine üniversitede... Tabii ki de ben duyuyakaldım, oluyordu ama hani... Yok, benim dershanedeki öğretmenlerimle de... Sadece şey, anneleriniz size değer veriyorsa lütfen onların da değerlerini boşa çıkarmayın demek istedim. Tatlı bir altyazı. Evet. Şöyle bir şey, benim zaten üniversitedeki öğretmenlerim de beni çok... Üniversite diyorum pardon, dershanedeki öğretmenlerim de beni çok severdi. Ben de onları da çok severdim. Ama ben şeyi söylemiştim zaten dershaneye gittiğimde de. Ben makyaj artisti olacağım. Hadi ben makyaj artisti olacağım, öyle bir hedefim var. Ve hani buraya geliyorum öylesine, hani şey için yani, babamın hatırı için, gerçekten babamın hatırı için geldim. Hani çoğu zaman dinledim ama çoğu zaman da uyudum. Neyse, üniversite sınavına girip hiç stres yapmadım. İlk yarım saat uyuyakalmışım, bilerek uyumadım, uyuyakalmışım. Kalktım ve yaptım hiç strese girmeden ve benim çok yakın arkadaşlarım var. Çok emek harcadılar ama onlar da senin gibi problem yaşadıkları için, mesela sınavda çok strese girdikleri için bazıları barış bile geçemedi gerçekten. Ve ben hiç çalışmadan 360 puan gibi bir puan aldım. Hiç çalışmadan 360 puan gibi bir puan aldım. Tabi senin dönemindeki istatistikleri bilmiyorum, birincilikleri falan. 500'lerindendi. Yine 500'lerinden değerlendi. 500'lerinden 360 almıştım. Önemli ya, o yüzden diyorum. Kaç kişi girdi, kaç kişiden hangi puan yani. Ya iyi bir şeydi yine. Yapmış çocuk yani, şu an niye bunu konuşuyor? 360 şunu almış yani. Manyak. Ben dedim ki ne yapacaksın abi, makyaj artisti olacaksın. Bunun için ne yapman gerekiyor falan filan değerlendirdim. Sonra ben açıktan üniversite tercihimi yaptım ve açıktan şu anda okuyorum. Daha rahat, ayrıktan sonra şeyi düşündüm, tercih yaparken şunu da düşündüm. Ben okul hayatımda sürekli problemler yaşadım ve artık bu beni incitti, çok yordu, kırıldım. O yüzden belki üniversite gittiğimde daha farklı insanlar olacaktı, daha büyük insanlar olacaktı ama şey yapmak istemedim. Sürekli insanlara kendimi anlatmak, işte sürekli kendimi tanıtmak, işte nasıl bir insan olduğumu kanıtlamak, işte... O bakışları değiştirmek, değiştirmek falan çok yoruyor. Yordu çünkü ilkokulda bunu yaptım, ortaokulda bunu yaptım, lisede bunu yaptım. Artık üniversitede insanlar daha da büyük olsa en fazla ne kadar büyük olur ya Allah aşkına ortaokulda... Bana bak ne kadar büyürlerse o kadar... Ha, şeyi söyleyeceğim. Duygular da büyüyor, evet. Arkadaşlar ve kötü düşünceler de büyüyor. Evet. O yüzden en iyisini yapmışsın. Ve şeyi söyleyeceğim, mesela atıyorum lisede, ortaokuldan liseye geçtiğimizde de bize büyüdüğümüz artık değişin diyorlardı. Lisedeki insan bir yaş büyüdü, üniversiteye geçti. O yüzden pek bir şey değişmedi ve hani daha şey olacaktı, daha metropolitan olacaktı. Ve atıyorum ben İzmir'den geliyorsam Kars'tan da insan gelecekti, atıyorum İstanbul'dan da gelecekti, Van'dan da gelecekti. Şuradan da, Aydın'dan da, buradan da falan filan. Çok farklı insanlar, çok farklı yerlerden insanlar olacaktı. Ve ben artık biraz da yıldığım için insanlar kendimi anlatmak yani etmek... Yani sen dersimi nasıl dinleyeceğim diye gitmiyorsun. Evet. Ben kendimi o gün nasıl... Üzmeden o okulda falan çıkacağım. Evet, ay evet gerçekten. Şu an ben halimi Arda anlatırken ağlamak için çok zor tuttum. Ben böyle şeylerde çok kötü oluyorum. Dediğim filmlerden de çok etkilenmiştim. Ya ben yani bilmiyorum, şu an bir şey de söyleyemiyorum da şu an Arda'ya çok üzüldüm yani. Ve şu anda çok anlıyorum seni. Ve bak görüyorsun, istediğin şey ne kadar güzel bir şekilde oluyor. Evet, destek için çok. Evet, o yüzden yani çok mutluyum. Kaybettiklerinin 10 katını geri kazandı. Yani evet, şey, başka bir şekilde. Ya mesela bir Arda Bektaş yarattım, evet. Bir Arda Bektaş yarattıysam, bu Arda Bektaş olabilmek için bana çok şey feda etti. Evet. Belli bir başarı elde ettiysem hiç kolay olmadı. Atıyorum senin için -5 ise bir şeyler, benim için -15 oldu. Ne oldu beni yanlış anlama? Ama gerçekten öyleydi. Ki hala da öyle. İşte markaları kendimi kabul ettireceğim, şuna kendimi kabul ettireceğim, bunu seveceğim, ki böyle. Ki ne kadar gelişti her evet, şey. İşte dünyada markalar artık marka üzerine erkekler yapar, erkeklerle çalışırken ben Türkiye'de de erkek nasıl makyaj yapar, erkek makyaj yapar mı yapmaz mı onun için uğraşıyorum. Bir nevi işte üniversiteye tercihimi hem o yüzden de yapmadım, açıktan yaptım. Pek bir şey değişmedi. İstanbul'a geldim, YouTube'da bu sefer bir erkek makyaj yapamayacağını kabul ettirmeye çalışıyorum. Hayatım her döneminde bir şeyler için uğraştım. O yüzden evet bir enerjim var ama biraz da yani kırgınım, incelmiş durumdayım, yoruldum. Evet. 19 yaşındayım ve hani... Artık yoruldum. Evet evet, 19 yaşındayım ve artık şey gibi değilim. Artık senin yaşadığın üzüntüyü ve yorulmuşluğu aslında bir 50 yaşında bir insan artık çünkü... yeter, emekliye gidiyorum. Falan, evet ya şey yapmak istemiyorum artık. Çok uğraştım, çok tırnaklarımla kazıdım. Çok emek verdim, evet ama... Kazıdık tırnaklarla yani. Kazıdık tırnaklarla diye. Artık incelmek istemiyorum.
19 yaşında bir çocuk gibi olmak istiyorum. Yani bir şeyler önemsememek, işte gelecek kaygısı olmamak, şu olmamak, bu olmamak, ama öyle olamıyorum. Çok bence. Evet. Evet, yeter. Çok tatsız konu konuştuk. Evet. Kapatıyoruz. Evet, şimdi senin üniversite tercihlerine gelelim. Gelelim. Bu arada ben Gikal'den de ayrıldım, onu söyleyeceğim. Ben ilk iki sene... Okey. Ben 4 okul değiştirdim. İlk iki senem dediğim gibi Gikal'deydim ve çok güzel insanlarla tanıştım. Hala da arkadaşım olan okulun tek o yönünü sevmiştim çünkü özellikle vurguluyorum. Daha sonra öğretmenlerimden dolayı ve okulda sınıf geçme, yaptığım şeylerin emeklerin karşılığını alamamadan dolayı artık dedim yeter, ben bu kadar uğraşamayacağım. Bir şeyler çabalıyorum, var başka bir okulda çabalayayım. Üniversite sınavımı da kabalan, hani artık psikolojim bozulmasın. Çünkü okula gelen insanlar, öğrenciler birazcık artık şey olmuştu, değişik tiplerdi yani. O yüzden hiç hoşlanmıyordum okuldan. Annemle koşum temel liseye geçiyordu herkes o zamanlar, işte dersler kapanıyor muhabbetleri. Ben de temel lise araştırmaya başladım. İşte temel liseye giden arkadaşlarıma soruyorum, herkes güzel yorumlar yapıyor. Ben tam tersi, hani eleyemiyorum. O kadar güzel okullar varmış ki temel liselere. Sonra işte ben fen bilimleri, Kadıköy fen bilimlerine gittim. Fen bilimlerini de hep överlerdi Kadıköy. Çok merak ettim. Oradan benden bir yaş büyük olan arkadaşlarım vardı. Onları dinledim vesaire derken ben fen bilimlerine kaydımı yaptırdım. Öyle de üniversite sınavına hazırlık sürecim başladı. Şöyle söyleyeyim, artık optik görmek istemiyordum. Artık A, B, C, D, E görmek istemiyordum. Arda, bir günde 4-5 sınav alıyoruz ve artık yok yani diyorsun ya, ben ne yapacağım? Çünkü 2 sene bir de. Ama oradan da muhteşem arkadaşlıklar kazandım. İyi ki de gitmişim diyorum ve sanırım gidebileceğim en iyi yerlerden bir tanesiydi o gittiğim temel lise. Üniversite sınavına da çok güzel bir şekilde hazırlandım. Yaptım. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'ndeyim. Beslenme ve diyetetik okuyorum. Ben de lise sonunda karar verdim beslenme ve diyetetik okuyacağımı. Fakat ben TM'ydim. Bölümüm MF. Yani beslenme ve diyetetik MF. Ben eşit ağırlık hazırlandım. Bölüm müdürlüğümüzle görüştüm. Bir şekilde MF'ye geçemedim. İstediğim gibi olmadı. Olmadı. Öğretmenlerim beni birazcık değiştirdi bölümümle ilgili fikirlerimi. Ama hep günün sonunda dedim ki ben diyetisyen olmak istiyorum. Kendi kliniğim olsun, hastalarım olsun, kendi işim olsun istiyorum. Ben de çünkü senin gibi düşünüyorum. Kurumsal bir yerde çalışmak istemiyorum. İnsan, hani bu egodan değil aslında, böyle yok. Düşündüğüm, hayal ettiğim şeyler farklı. Ya evet, ben kendim biliyorum. Ben hiperaktif bir insanım ve hani lise sondayken staj yaptım. Çok sevdiğim ablalarım oldu. Derya abla, çık çık buradan selam. Ama ben aslında sürekli bilgisayar başına oturabilen bir insanım çünkü çok hareketliyim. Çok hareketliyim. Mesela burada nasıl uzun süredir oturuyorum onu bilmiyorum falan yani. O yüzden seni anlayabiliyorum. Ben de işte bir şekilde o son senede eşit ağırlık şeklinde hazırlandım. Ayrıyeten sayısal dersler de alıyorduk hani. TYT'de yapmamız gereken şekilde dersleri alıyorduk. Ben günün sonunda eve gittiğimde yine o sayısal kitaplara bakıyordum. Çünkü diyorum ki benim hedefim var ve ben şu an bölüm değiştiremiyorum ve istediğimi yapamazsam ne yapacağım yani. Olay iyi bir üniversitede işletme okumak değildi benim için. Ben de çok kendim. Sonra ben bir şekilde sınav günü geldi ve dedim ki sayısal da çözeyim. Bir çözeyim bakayım. Baktım TM puanına kafa kafaya geldiler. Dedim o zaman MF'den seçebilirim artık. Evet, çok tatlı bir şey yapmışsın. Aynen. En azından sevdiğin şeyi yapıyorsun. 24 tercihinde beslenme ve diyetetik yaptım bu arada. Yani size tek şunu söylüyorum. Ne olursa olsun, kim engel olmaya çalışırsanız çalışsın, istediğiniz bölümü yazın. Nokta. Yani sevdiğiniz şeyi yapacaksınız. Yani hayat geçmez. Yani kötü bir üniversite olsa bile çok çalışıp not ortalamanızı yükseltip yatay geçiş yapabilirsiniz. Evet. Bir sürü imkan var. Ya... Ve? Sevdiğiniz şey yapmayarak gerçekten hayat geçmez. Yani zorla işe geçmiyor. Gitmek var, severek işe gitmek var. Çok severek okula gitmek var, zorla okula gitmek var. Yapmayın. Ne olursa olsun. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Pardon. Hiç önemli değil. Mesela atıyorum anatomi dersi. Normalde koysan önüme dinlemek istemem. Ama diyorum ki 4 sene sonra diyetisyen unvanını alacağım. İşte bölüm dersi çok eğlenceli, vücudum sanırız yani sevmek için sebep üretiyorum. Tam tersi dersten kaçmak için değil de. Evet. O yüzden yani istediğiniz bölüm olunca her şeye katlanabiliyorsunuz. O gittiğiniz yola da katlanıyorsunuz. Kesinlikle. Okul yoluna da. Her şeye katlanabiliyorsunuz. Zor gelmiyor insana evet. Bir şeyler yapmak. Siz güzelleştiriyorsunuz onu gözünüzde. O yüzden bölümünüzü istediğiniz yapın. Belleğine zıplıyor. bak. Evet aşkım. Daha demin sen yokken oynadım. Bayağı oynadım. Coştu şu an. Tatlı da yani. Ondan sonra işte 24 tercihimde beslenme ve diyetetik üzerine yaptım ben. 13. tercihim tuttu. Çok da mutluyum. Okulumu yine şu an çok seviyorum. Öğretmenlerim olsun, okulun imkanlarını, her şeyi çok seviyorum. Okumak kadar güzel bir şey yok. Ben onu söyleyeyim. Okuyun anam. Okuyun anam. Yani bütün hayatım önce oku ders
okuyabilir misin? Ya, okurum. Okumaktan ama çok hani şey doğru diyorum. Tabii ki hepimiz okuyalım ama bir yandan da okuyup kendini geliştiren insan çok fazla. Evet. Okumakla kendini geliştirmek aynı şey değil. Evet, çok o yüzden bence herkes kendisini geliştirmeli. Evet, kendini geliştirerek okumak çok önemli. Evet. Hocanın öğrettiğini hop ezberleyip bunu başka yerlerde dile getiremezsin. Sadece o evet. ders için oluyor. Ama siz hayat dersi denilen şeyi öğrenirseniz ilerleyebiliyorsunuz. Mesleğinizde de, bölümünüzde de. O yüzden bilmiyorum ya. Şu an hayatımdan çok memnunum. Eğitimim olsun. Ben de öyle. Herkes için inşallah öyledir. Üniversiteyi tercih yapacaksanız. Gerçekten dediğim gibi. 2019 umarım elimizde değil böyle evet, devam ediyormuşum. Sınav yaklaşıyor zaten. Ay evet. Benim de yakın ya arkadaşım... Ya ben şunu da söylemek istiyorum. O üniversite hazırlık zamanı benim hayatımın en kötü zamanı. Allah daha kötüsünü göstermesin. Göstermesin abi hiçbiriniz yani... için. Ya umarım siz de şimdi önümüzdeki sene sınava girecek olan herkes istediği gibi geçer, istediği bölümlere girerler ya da atıyorum şu anda istediği bölümde okumayan herkes bir şekilde istediği bölüme geçiş yapabilir. 2019'da sizin için dileyebileceklerim bunlar. Aynen. Aynı şekilde liseye girecekler de lütfen hayatınız sınav değil. Sınav bizim hayatımızı belirlemiyor. Bunu da kafanızdan atın çünkü bana hep öyle gösterildi. Biraz önce yemek yedik mayıştık. Ben birkaç kez esnedim o videoda evet. zaten. Allah'tan kahve söyledik şeker. Evet evet açılıyoruz azıcık. Hayatınızın ortasına sınavı koymayın. Ona göre yaşamayın. Ona göre de kimseye sizi etkilemesine izin vermeyin. Sınav dünyanın sonu değil. Sen diyorsun kaç arkadaşım evet. birkaç sene sonra girdi şimdi tıpı okuyor yani. İstediği o yüzden bir şey yapıyor. İstediğiniz şeyi yapmadığınız sürece okusanız da zamanda girseniz hiçbir şey fark etmiyor fark bence. Azalar. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Biraz sizin beni de üzdün daha demin anlattıklarına. Olsun. Yani. Hayatta böyle şeyler oluyor. Zorbalığa karşıyız. Lütfen bilinçlendirelim. Okuldaki zorbalıklara karşı olalım. Her şey, okulda değil her yerde. Her yerde zorba olmuyor. Tabii canım. Onu hani söylemiyorum bile. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Konu konuyu açtı. Umarım susladık. Güzel şeyler anlayabilmişsiniz. Umarım sıkılmamışsınız. Umarım hayatımızı anlamışsınızdır. Eğitim hayatımızı. Evet. Umarım size de yardımcı olabilmişsiniz. Evet. Yani öyle güzel... Kötü anılar anlattık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bilinçlenmişsiniz de. Bizden görmek istediğiniz başka videolar varsa da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yazmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Zamanınızı ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Yes! Şimdi bunun için...